Herkese selam. 12 Haziran bugün ve saat 7:09. İftara 2 saat var. Bakalım, çok az kaldı. 2 gün. 2 gün sabredilen. Gerçekten şu an oruç çok iyi gidiyor. Gerçekten çok istiyordum ben bu sene oruç tutmak. Ama yani Allah yardım etti ve tutuyorum. Bakalım. Sadece şu an totalde 5 gün tutmadım. Bakalım. Yarın tutacağım ve öbür gün tutacağım. Annem yarın Keşan'a gidiyor. İşleri var. Banka işlerini halledecek. Ve ben bir romana başladım. Ölümün Soğuk Sesi. Bu aslında klasik, aslında bir cinayet romanı, psikolojik gerilim diyebiliriz. Bakalım. Umarım konusu iyidir. Şu an 100. sayfadayım. Çok aslında beğenmedim ama katili çok merak ediyorum. Kafamda var birkaç tane aslında katilin kim olduğu ama bakalım. Aslında arkasını okuyacak olursam 16 yıl arayla kaybolan iki çocuk. Sarah Fitch küçük bir kızken ağabeyi dışarı oynamaya gider ve bir daha asla dönmez. Charlie'nin başına neler geldiğini öğrenememek aileyi darmadağın eder. Yıllar sonra öğretmen olan Sarah evine geri dönmüştür. Ağabeyinin odasını kutsal bir mabet gibi kullanan alkolik annesiyle birlikte yaşamaktadır. Aşağıda da tek bir tanık yazıyor. Orada da ardından 12 yaşındaki Jenny Stephert kaybolur ve Sarah öğrencisinin cesedini evinin yakındaki kolulukta bulur. Sarah bu davaya müdahil oldukça kendisiyle ilgili şüpheler de gitgide artar. Fakat kendisini takip eden yalnızca bir polis değildir. Böyle aslında gizem, gerilim, psikolojik ve cinayet. Ama benim böyle şu an 100. sayfadayım. Anladığım kadarıyla bir okulda geçiyor kaybolma. Çok da böyle spoiler vermek istemiyorum. Okuyun. Bu romanın, pardon, bu yazarın 5. Kurban kitabı da var, romanı da var. Bakalım, iyi gidiyor. Yani bir de şöyle, aslında ben kitap okumayı, yani kitabı şöyle aldım. Aslında ders çalışacaktım. Yanıma kitap almayacaktım. Yanıma roman almayacaktım. Şimdi internet paketim yok benim. İnternet paketi yaptırmadım. Yani ve yaptırmayı düşünüyorum aslında ama az gireceğim. Onun yerine daha çok işte sevdiklerimle ve kitapla ayıracağım zamanımı. Bakalım, umarım buna devam ederim. Çok isterim. Yani neden olmasın ki? Bakalım. Şimdilik ders çalışacağım. Arkadan da gördüğünüz üzere ders çalışıyorum. Bakalım.